Meşhur İbn Sina. Duyarız değil mi? Avrupa'daki tıp kitaplarının yazarı. Şu anda tıp bilgisi genellikle ondan geliyor diye. Meşhur. Tebriz'de yaşamış sağlıkçı, doktor. İbn Sina şu cümleyi söylüyor. Düşünce gücü insanı hasta edebilir veya iyileştirebilir. Sevgili arkadaşlar, bunu uzun uzun anlatmama gerek yok. Bunlarla alakalı birçok videomuz var. YouTube videolarımızın büyük bir kısmı bunlardan oluşuyor. İlk öğrendiğim bununla alakalı düşünce gücü babamın bana söylediği "yok dersen yok olur" cümlesi. Evet sevgili arkadaşlar, düşünce gücüyle yok dersen yok oluyor. Neyi düşünce olarak gündemde tutarsan ona ulaşıyorsun. Hani sonradan işte sır olarak anlatılan, devamlı ortalıkta dolaşan çekim yasası dedikleri şey bu. Fakat biz çekim yasasıyla veya evrenden istemekle alakalı teknikleri bir kenara koyalım. Tıp doktorlarının hocası olan İbn Sina'nın o cümlesini tekrarlayalım. Düşünce gücü insanı hasta eder veya iyileştirebilir. O zaman bunu biraz açtığımızda düşünce gücüyle bir insanın hayatı bereketlenebilir veya bereketsizleştirilebilir. Yani bir insan zengin de olabilir, fakir de olabilir. Bununla alakalı kitaplar bile var. Hatta bizim bir videomuz var. Seyret ve zengin ol videosu YouTube'da. Yükledik biz bunu. Bu videoyu izleyip de hayatına bereket çeken birçok insan var sevgili arkadaşlar. Çok feedback geldi. Dolayısıyla bu düşünce gücüyle alakalı insan huzurunu ailesine çekebilir veya huzurunu kaçırabilir düşünce gücüyle. Neden düşünce gücüyle yapabilir? Sevgili arkadaşlar, beynimiz öyle bir yapıda ki gözüyle, şu gözüyle gördüğü zaman bir insan, beyninin arka tarafında bir tahta var. Oraya yansıyor projektör olarak. Oraya gözüyle gördüğü şey yansıyor ve bunu gerçek olarak kabul ediyor. Sadece bu mu? Düşünce gücüyle bir şeyi hayal ettiğinde yine aynı tahtaya yansıyor projektör olarak ve beyin düşünceyi de gerçek olarak kabul ediyor sevgili arkadaşlar. Ve neyi o tahtada görürsen, beynin arka tarafında şu görsel kısmında neyi görürse kişi, neyi gündemde tutarsa o gerçekleşiyor. Yani çekim yasası dedikleri şeyi kenara atın. Bilimsel tarafı bu sevgili arkadaşlar. Burada neye dikkat edeceğiz hocam? O zaman derseniz düşüncene sahip çık. Düşünceni kontrol etmeyi öğren. Çünkü neyi gündemde tutarsan ona ulaşacaksın. Bu gerçeği büyük bir şekilde yazabilirsin. Yani kaçtığın, korktuğun, kınadığın, gündemde tuttuğun ne varsa ona kavuşacaksın. Hocam ben düşüncelerimi kontrol edemiyorum. İşte o yüzden kontrol edemiyorsan bir şey yapman lazım. Öğrenmen lazım, bir antrenman gibi düşün. Düşünce gücünün de kasları var. Hani vücut geliştiren insanlar bilirsiniz değil mi? Vücutları nasıl gelişiyor? Antrenman yaparak gelişiyor. Bunun da bir çalışma stili var, bir antrenmanı var. Antrenman yaparsan o zaman düşünce gücüyle her şeyi yapabilirsin. Arzuladığın ne varsa onlara ulaşabilirsin. Sadece bir antrenman meselesi bu. Herkes yapabilir. Herkes başarabilir. Yeter ki gayret göstersin. Çaba göstersin. Öğrenmeye açık olsun. Bildiklerini kenara bırakması lazım. Bardağını boşaltması lazım. Öğrenmeye açık olması lazım. Kendine zaman harcayabilmesi lazım kişinin. Ama hocam zamanım yok. Bak, bu cümle bile bir düşünce. Hocam ben yapamam. Hocam çok meşgulüm diye bahaneler de düşünce gücü. İşte o yüzden bu negatif cümleleri kuruyorsan senin ihtiyacın var. Senin bu antrenmana ihtiyacın var. O yüzden düşüncelerini kontrol edebilme yöntemleri öğrenirsen hayatını kontrol edersin. O zaman sağlığını kontrol edebilirsin. Özgüvenini arttırabilirsin. Aile huzurunu veya iletişim becerilerini geliştirebilirsin. Arttırabilirsin. Bununla beraber kariyerinde başarı, mesleğinde başarılı olabilirsin. Finansal özgürlüğüne düşünce gücüyle ulaşabilirsin. Bu zamana kadar hep bunu yaptılar. Bilenler yaptılar. Para akışkandır sevgili arkadaşlar. Bilmeyenden bilene akar. O yüzden senin de bilmen lazım.
Eğer parayı, sağlığı, huzuru, özgüveni kendine çekmek istiyorsan, yani o akışkan olan güzelliklerden faydalanabilmek istiyorsan, o zaman bilgisiz tarafta değil de bilge tarafta olman lazım. Bilge olman gerekiyor. Yani öğrendiğini uygulayana bilge diyorlar. Bilge tarafında durursan, o zaman bu taraftan bilip de uygulamayandan bilgeye doğru her zaman akar. Bolluk, bereket, huzur, düşünce gücüyle sen de yapabilirsin, sen de başarabilirsin. Bunun için böyle sihirli değneğe gerek yok. Bunun için beyaz atlı prensi beklemene gerek yok. Veya masal hikayelerinde anlatılan hokus pokus yöntemleri var ya böyle. Tek haplı çözümler, bunlara gerek yok. Bunlarla genellikle masal hikayeleri olduğu için ulaşamıyorsun. Dolayısıyla burada yapman gereken düşünce gücünü kullanabilme yeteneğini kazanmak. Peki bunu nasıl yapabilirim? Bu antrenmanla oluyor. Bu kitap okuyarak öğrenilen bir yöntem değil. Bu sırlı bilgiler YouTube'dan, kitaptan, televizyondan öğrenilen teknikler değil sevgili arkadaşlar. Bunu kimse size oradan anlatmaz veya anlattığını zanneden insanlar zaten kendileri bilmiyorlar. Bildiklerini zanneden insanlardan sadece daha kötüsünü öğrenirsiniz. Çünkü onu doğru olduğunu zannedersiniz ve kaş yapayım derken göz çıkarırsınız. Dolayısıyla biz yıllardan beri bu konularda düşünce gücünü geliştirme konusunda, dil kalıpları geliştirme konusunda hedeflerini zihinde gündemde tutma yöntemlerini yıllardan beri anlatıyoruz. Herkes başardı. Herkes başarabilir. Sadece insan gayret etmesi lazım. Kendine zaman ayırması lazım. Bedenini ödemeye hazır ve nazır olması gerekiyor. Her şey uyarsa sen de öğrenebilirsin. Sen de düşünce gücünü öğrenip arzuladığın hedeflere çok güzel, kalıcı şekilde varmak istiyorsan, kaliteli bir şekilde, emin adımlarla ulaşmak istiyorsan, o zaman bizim eğitimlere katılabilirsin. Çünkü biz bunları eğitimlerimizde anlatıyoruz. Yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluyoruz. Sana da yardımcı olabileceğimi inanıyorum. Konularda yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.